mıyız arkadaşlar? Başlayalım. Kıymetli basın mensupları, hepinize hoş geldiniz diyoruz. Tabii ki malumunuz olduğu üzere gündemimiz Ünye Çamlık. 2017'den bu zamana kadar yaklaşık olarak 3 yılı aşkın bir süredir konuştuğumuz bir meseleydi. Bununla ilgili başta bir Saadet Partisi olmak üzere diğer siyasi partiler, STK'lar, platformlar, dernekler Ünye Çamlığı, özellikle de Ünyeliler Ünye Çamlığı'nın noktasını, hassasiyetlerini dile getirmişlerdi, ortaya koymuşlardı. En son bugün 10 Eylül 2020 itibariyle saat 14'te Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Ünye Çamlığı'nın imar değişikliği ile ilgili konusu imar komisyonunun çalışmalarının neticesinde meclise geldi. Bugün de oylaması yapıldı. Biz de yine geçen meclis toplantısının olduğu gibi Saadet Partisi heyeti olarak bugünkü meclis toplantısında iştirak ettik, katıldık. Şimdi bununla ilgili gelişmeleri, çalışmaları, süreci muhalefet partisi adına olan, aynı zamanda da Saadet Partimizin Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Avukat Kerim Ateş Bey açıklama yapacak. Kendisine sözü tevdi ediyorum. Ben de Saadet Partisi heyeti adına hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Başkanım, teşekkür ederim. Tüm gazeteci kardeşlerimize, arkadaşlarımıza hoş geldiniz diliyoruz. Ünye'nin en önemli gündeminden birisi olan Çamlık bugün Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karara bağlandı. Neticede bir karar verdi. Bu kararın herkese hayırlı olmasını dileriz. Çamlık'la alakalı Ağustos ayında bir çalışma yapıldı. Oradaki moloz yığınları kaldırıldı. Eski lokanta olan yerdeki o molozlar kaldırıldı. Onun yerine toprak getirildi, düzenlendi. Belediyenin şu anda kullandığı, park bahçelerinin kullandığı bir alan var. Dikili Taş olduğun tarafta, orada da şey de var, baz istasyonu. Onun önünde bu planda BHA olarak gösteriliyor. Belediye hizmet alanı olarak gösteriliyor. Bu hizmet alanı olarak ayrıldı. Burası ticari bir alan değildir. Belediye hizmeti için kullanılır. Yalnız burada bizim bir çekincemiz vardı. Plan notunda, planın üzerinde göstereyim ama plan notunda bir değişiklik var mı? Ya da teknik olarak burayı sınırlayıcı ne var diye sorduk. Bir kere burada bir yapılaşma yapacak mı? Çünkü belediye bir hizmet binası yapacaksa belediyenin hizmet binası olacak mı? Varsa kaç kat olacak? Ondan sonra alanı ne kadar olacak? Bunlarla alakalı dediler biz bir düzenleme yapmadık. Ya da bu düzenlemeyi tabii ki 1/1000 ölçekli plan değişikliği Ünye Belediyesi'ne verecekler. Ünye Belediyesi'nin tasarrufunda olacak. Ünye Belediyesi tasarruf edecek. Ya da daha bizim bu röportajımızdan sonra belki daha teknik bir bilgi verirler. Buradaki muğlak, belirsizlik ortadan kalkar. Onu hemen takip eden mezarların, tarihi mezarların olduğu alanla alakalı istediğimiz, arzuladığımız yer orada oldu. Buraya yol koyuldu falandı, kaldırıldı. Şu anda burada herhangi bir yol yok. Burası ağaçlandırılacak alan, ağaçlandırılacak alan ve koruma alanı ilan edildi. Koruma alanı. Yani biz en azından bu koruma alanının Çamlık'ın tamamına yönelik olmasını talep ediyorduk, arzuluyorduk ama bu alanla ilgili oldu. Belki daha sonra bunu diğer alanlara da inşallah Allah'ın izniyle sirayet ettirebiliriz. Daha sonra onu takip eden hemen parsel var. O büyük parsel yolun Ünye tarafında kalan büyük parselde alt tarafında işte restoranın olduğu, eski restoranın olduğu, şu anda da kafenin yapılacağı yerin üst tarafında kalan alanla alakalı da orası da koruma alanı ilan edilmedi ama ağaçlandırılacak alan ilan ediyor. Herhangi bir yapılaşma, ticari ya da herhangi bir yapılaşma buraya da yapılmadı. Burası da olumlu. Az önce dediğim gibi 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik ya, bu tasarruf hakkı Ünye Belediyesi'ne verildi ve Ünye Belediyesi muhtemelen de Büyükşehir burayı, oradaki tanıtımı yapılan kafe 100-150 metre. Başkanım ne kadar demişlerdi? 90-100 metre. İyi, 90-100 metre yapacak. Yani burada bu da yapacak. Yolun Samsun tarafında kalan kısımlar yine bu alanda ağaçlandırılacak alan içine alındı. Bir yapılaşma yok. Hemen parkın olduğu alt tarafta, çeşmenin olduğu yerde, orası da ağaçlandırılacak alan içinde kaldı. Böylece bizim Ünyelilerin arzu ettiği, inşallah daha da iyi olacağı bir düzenleme oldu. Meclisten geçti. Ben tabii ki destekledim bunu. Olumlu oy kullandım.
Neticede Ünye'de, Ünye'mize, herkese hayırlı olmasını diliyoruz. Çamlık'la alakalı hukuki bir koruma sağlandı mı sorusu akla geliyorsa bence tam manada sağlanmadı. Şimdi bununla alakalı yine teklif sunulup ya da belediye burayı hukuki koruma, yani koruma alanını alabilir burayı. Burayı koruma alanını alacak. Diyecek ki not düşecek. Burası koruma alanı içindedir diyecek. Yani şimdi siz Ünye'de tarihi eser olan yerlerde orası ne yapıyor? Anıtlar Kurulu ya da oraya bakan şey buraya diyor ki bu tarihi eserdir diyor. Tarihi eser olduğunu tespitine varıyor. Sen ne yapıyorsun? Orada o tarihi esere dokunamıyorsun. Artı çevresinde yapılaşmayı da ne yapıyor? Koruma alanı ilan ediyor. Bak ya, o koruma alanı ilan edilen yer ile tarihi eser olmasına gerek yok. İçinde tarihi eser varsa çevresini de koruma alanı ilan edebiliyorsun. Çamlık'la alakalı yerel basına, ondan STK'lara, ondan sonra yine bizim özellikle Saadet Partimizin ilçe başkanı Sayın Özgür Bey'e, Veysel İlhan Bey'e çok teşekkür ederiz.